Efendim Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bu tebrik verdiğiniz için, beni denemedik ağırlıklar için teşekkür ederim siz gelen dinleyicilere ve davet sahiplerine. İnsanların birbirlerini anlamaları mutlaka birbirlerini dinlemeleriyle mümkün. Önce mutlak surette insanlar birbirlerini dinlemeliler, ne dediklerini anlasınlar. Bu anlayışı takiben de anlaşmaları gündeme gelsin. Anlaşabilmelerini mümkün gördükleri, görüşleri üzerinde anlaşsınlar. Anlaşamadıklarını da tartışarak yine anlaşma noktasına doğru bir süreci yaşatıp sürdürebilsinler. Gerçekten İzmir'deki Milli Gençlik Vakfı'nın bu konuda en azından şahsında gördüğüm anlayışından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum ve darısı diğer Milli Gençlik Vakıflarına diyorum. Onlar biraz az anlayanlardan olduğu halde veya ben bugüne kadar öyle gördüğüm halde. Halbuki böyle olunca hiçbir şey kaybetmez, bilakis kazanırlar, kazandırırlar. Konuşturmamak, insanları susturmak zorbalığın işidir, zorbalıktır, zulümdür. Zulüm ve zorbalık ise aczin ihtiyaç duyduğu, kendisindeki aczi gidermek için ihtiyaç duyulan ve o sebeple başvurulan şeydir. Bunun içindir ki eksiği olanlar, aciz olanlar, aciz bulunanlar zulme ve zorbalığa başvuruyorlar. Niye Allah-u Teala zor kullanmıyor ve zorba değildir, adildir? Zira eksik ve aciz değildir. Zulmetmeye ihtiyacı yoktur. Zulümle bir eksiğini tamamlama durumunda değildir. Çünkü onun eksiği yoktur. Evet, hemen fazla uzatmadan konumuza geçelim. Ben yakın siyasi tarih denildiği zaman Türkiye'de yaşayan insanlar açısından belirli bir kilometre taşı olarak gördüğüm İttihat Terakki ile ortaya çıkmış ve teşkilatlanmış düşünce akımlarıyla başlamakta yarar görüyorum. Beraberlik ve ilerleme adını taşıyan bu siyasi örgütün Batı düşüncesinden, Batı düşüncesinin, Batı'daki siyasi deryanların ve felsefi düşüncelerin giderek hukuki düzen, içtimai düzen anlayışının Osmanlı aydını ya da okumuşu diyelim üzerindeki etkisi giderek teşkilatlanmaya dönüşmüş ve illegal olarak İttihat-ı Terakki adını almış. Daha sonra bildiğiniz gibi resmi bir hizip, yani parti olmuş. Onun ileri gelenlerinden Enver Damat-ı Şehriyari ile kavuşmuş, ulaşmış, yani Sultan Abdülhamid'in, yanlış hatırlamıyorsam, kızıyla evlendiği için halifenin damadı olmuş. Ve hemen hemen bu partinin en önde gelen kişisi olarak Osmanlı'nın son döneminde siyasi yetkilerin neredeyse tamamına yakınına bir harbiye nazırı olmasına rağmen eline geçirmiş bir insan idi. Dikkatimizi çeken şey şu oluyor. Tolsun, belki Türkler Müslüman olduğundan beri o İslam'ın alış şartlarındaki temel, yani esasi yanlıştan kaynaklanan bir şamanizmi kutladıkları bir İslam'ın kutlamalarının doğal sonucu aldıkları şekliyle onu muhafaza etmek, dinsel gördükleri her şeyleri kutsal eşyaya gösterdikleri saygıları göstererek sürdürüp gelmek, Osman Gazi'ye atfedilen Kur'an'ın asılı bulunduğu odada Erevani'nin elinde hem sabaha kadar ayakları durdurmaz söz edildi, ne de doğru bilmiyoruz ama böyle bir anlayışı tepkil ediyoruz. O yapmış, yapmamış, şimdi burada onu yargılamak değil. Bu tıpkı şamanizm gibi bu türez mutlu dinlerdeki saygının bir benzeridir. Yani daha ve kutsal saygıları bir takım eşyaya aynı saygıyı gösterenler bu sefer o eşyanın yerine Kur'an'ın süslemeli örtüleri, kutuları
efendim Bezda içerisinde asmışlar ve ona saygı duyar olmuşlar. Yani saydıkları eşyayı değiştirmişler. Kur'an'ı saymak ise bu türden olmamalı değil. Çünkü Allah anlayasınız diye apaçık Arapçayla gönderdim dediği Kur'an'ı kulları anlasın için göndermişti. Anlasın ve hayatlarını ona göre düzenlesinler. Düşünce ve davranışlarının temeli ittihaz etsinler. Velhasıl ve özetle onu din edinsinler, ahlak edinsinler için göndermişti. Okuyup anlamadığınız bir kitabın size ahlak haline gelmesini mümkün görmek muhal olurdu. Öylesi bir geleneğin giderek toplumda kendine güveni de kaybettirecek noktada ilerleyen kendi alanlarında bir takım sanayi alanında keşifler, ilerler alanında askeri alanında, ekonomi alanında bir takım şeyler yapan yabancı düvelin, tefere devletlerin karşısında aşağılık kompleksi giderek artmış. Bu kompleksin sonucu bir takım düşünceler onun yerini almaya başlamış ve kendine güvenliği yitiren insan ve topluluklarda hep olduğu gibi işte geçmesi gereken ya da kendisini geçen bunun özellikle sebep olan şeyi olduğu gibi kabul etmek suretiyle ancak ona yetişebileceği düşüncesi yukarıdan aşağıya bu kültürü alan insanlardan almayan halklara doğru inmeye başlamış. Derken Osmanlı paşalarının bir kısmı o devrin Avrupa'da bir kutup taşı bulunan askeri disiplini sanayi ciddiyetiyle başarısında gözleri dolduran Almanya'sının adamı olmuş, hayranı olmuş. Diğer bir kısmı da güneş batmayan İngiliz İmparatorluğu namını alacak olan İngiltere'nin muhibbi destekçisi taraftarı olmuşlar. Yani Osmanlı'ya paşa kalmamış. Maaşını Osmanlı'dan alan, elbisesini Osmanlı'nın üçlü terziden giyen paşalar, bir kısmı Alman paşası, bir kısmı İngiliz paşası, paşası olmuşlar. Sonuçta Almancı paşalardan Enver Paşa, işte damadı Şehriyari olunca, devleti hemen hemen tek eline geçirmiş, bir tek kendi eline geçirmiş. Biraz da estirdiği terörist hava ile, şiddetli bir hava ile ki İttihat-ı yönetimi şiddete başvurmakta unutulmayacak boyutlara varmış bir parti. Muhaliflerini hemen akıl tutur olduğunda kurşun atı veren, onunla meşhur bir parti diyoruz. İttihat-ı derken, düz yapalım, düz çatalım, işte Almanya'nın iki gemisini boğazlardan geçirip Sivastopol'u efendim bombalatmış öderken Almanya'yla birlikte Birinci Dünya Harbi'ne de bizi sokmuşlar. Sonuçta 4,5 milyon kilometre karelik arazisi olan koskoca Osmanlı Devleti'ni her ne kadar bölündü şeyde de olsa tutma bu dedik, bizimcik Anadolu'ya kalkmışlar. Onun da işte Antalya'sına İtalyan, bilmem İngiliz'e çıkmış, Yunan, bunlar İngiliz'e, İzmir'e çıkmış, o bilmem Maraş'ı başkaları girmiş Fransız İngilizler'e, Neşri, Doğu'da Ruslar ve Ermeniler filan derken Polatlı, Ankara, Kırşehir, Kayseri neredeyse. Ve içeriden bu hali doğuran, bu halin doğmasına sebep olan bu paşalar, yani başta Enver Paşa olmak üzere Talat ve Cemal üçlüsü, devleti böyle tuzlu edip elimize toprak büyük köteleri de bırakmayınca artık halkın yüzüne bakarak haleri de kalmamış. Bir Ütopya peşinde Enver Türkistanlara kızıl elma aramaya gitmiş. Anadolu'nun kurtuluşunda diyelim klasik deyimiyle payı olsun için Mustafa Kemal'e müracaat eden Enver'in müracaatını Mustafa Kemal rakipsiz kalmışken başını arıtmamak ve rakip çıkarmamak için Anadolu'ya sokmamış. Ve İngiliz muhibbi Mustafa Kemal, İngiliz adamı Mustafa Kemal, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş. Layıkta Mustafa Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş. Rakibi bile kalmamış. Almancıların işi bitince, iflas edince, iki firma var ortada diyelim. Biri iflas edince öbürü rakipsiz
bu işi almış yürümüş. Cumhuriyet'in kuruluşunun nelere mal olarak meydana geldiği hakkında doğrusuyla eksiyle kamuoyunun ve ötesizlerin de bilgileri var. Kompleksli bir insan olarak Mustafa Kemal, yaşantısındaki ahlaki bozuklukların da sonucu, herkesi kendisi düzeyinde, yani ahlak düşüklüğü düzeyinde eşit kılacak bir cumhuriyeti de aynı zamanda bilerek bilmeyerek kuvvetle muhtemel dediği bilinç altında gerçekleştirmeye çalışmış. En yakın arkadaşlarının kızları bile onun elinden zor kurtulur olmuş, hatta kurtulmuş. Evet. Derken 38'de olacağı oydu tabii. Sabah rakı, akşam rakı. Onun hayatıyla ilgili bilgilerini Hürriyet muhabirine anlatan Cemal Granda isimli bir adamın Atatürk'ün Uşağı Gidim adlı vaktiyle iktibasın bir sayısında tanıtımını yaptığı hatıralarında diyor ki, ben 11 sene 9 ay bilmem 11 gün onun yanında gece gündüz Çankaya Köşkü'nde, Savunma Yatı'nda, Dolmabahçe Sarayı'nda ve nasıl oraya gitmiş ise elimde tepsi ve onun rakı kadehi 24 saat uşaklığını, yani rakıyı sunmak tek görevi bu. Çorumlu galiba adam anlatısına göre. Diyor, çok dindardı. Bu 11 sene, 9 ay ve 11 gün süresince bir gün olsun namaz kıldığını görmedim. Hiç bir yıl oruç tuttuğuna da şahit olmadım. Ne var ki diyor, çok dindardı, Kadir gecesi rahı sofrası bulunmaz, kendi de içmez. Onun şehadetini aktarıyorum, kitapta yazıyor. Atatürk'ün Uşağı Gidim yayınlayan Hürriyet yayınları, yazarı da Cemal Kıram'da. Şu anda veya kitabı yazdığı anda Yalova'da ikamet ediyormuş adam. Evet. Derken bildiğimiz gibi 38'de o irtihal ediyor, göçüyor. Sonuç Müslüman halk tarafından, özellikle o günkü Türkiye halkı tarafından beş vakit namazını terk etmemesiyle, rakı içmemesiyle, Ramazan orucunu ihmal etmemesiyle meşhur Maraşal İmperatif Çakmak Hazretleri, o günkü parlamentonu seçmek istemediği İsmet İnönü Hazretlerinin Cumhurbaşkanı seçilmesi için Ankara Ulusbaşı'nı terk edilen bir zamanlar semto binası olarak kullanılan, şu anda bilmiyorum ne olarak kullanılıyor. İlk meclisin altındaki ikinci meclis. Oranın o etrafını askerlerle çevirterek meclisi İsmet Paşa'yı Cumhurbaşkanı Atatürk'ün yerine kaim olmak üzere Cumhurbaşkanı seçmeye zorladı. Ve bunu başardı. Bildiğimiz gibi işte 50'lere kadar, 14 Mayıs 1950'lere kadar da bu olay, yani CHP ebedi şefinden mahrum olan CHP milli şefine kavuşarak 12 yıl daha Türkiye'yi idare etti. O yıllar 1 Eylül 1939'da Hitler'in İkinci Dünya Harbi diye anılan savaşı çıkardığı ve giderek hemen her tarafa yaydığı yıllar idi. Türkiye'yi yönetenler İsmet de dahil İngiliz muhibbi, İngiliz ajanı, İngiliz adam oldukları için İngiliz'in politikasını takip ediyor. Onlar kendilerine ne işaretle bulunuyor iseler, o işaretlere uyuyorlar idi. Lakin her geçen gün Hitler'in bahşedilmez tırmanışı, zaferleri, bir günde Polonya'yı yutması, iki günde Macaristan, yok bilmem kaç günde Fransa'yı, Özerberi, Afrika, Moskova filan deyince Türkiye'deki politikacılar, İngiliz muhibbi, İngiliz yanlısı olmalarına rağmen Almanya'ya, başka ülkelerde de olduğu gibi yakınlık göstermeye, diğer bir tabiriyle şirin, görünücü davranışlar sergilemeye kendilerini bir bakma mecbur hissettiler. Mesela Almanya o günlerde Yahudilere karşı şiddetle davranıyor. Duyduğumuz, gördüğümüz, okuduğumuz gibi kimilerini
kitleler halinde öldürüyor, kimilerinin kıyamına sabun yapıyor falan filan. Türkiye'de de o yıllarda, yani 1941'li yıllarda, hukuk okuyanlar bunu hatırlayacaklardır hemen, bir varlık vergisi icat eder İsmet Paşa hükümeti. Varlık vergisi. Bu vergi özel olarak tayin edilen komisyonlar tarafından tarih edilir, konulur. Kesinlikle itirazı mümkün olmayan bu vergiyi ne yapıp yapıp tahsil ederlerler. Hazren, zorla, gevren yani her devlete nasıl karşı koyacaktır. Hukuk kitaplarında vergi hukukunda hasreten bu husus üzerinde fazla da dokunmasalar bile değinmeden de geçiremeyecek bir husus olduğu için değinilir, anlatılır. Örneğin, adamın adı Salomon mudur? Tamam, varlığına bile bakılmadan 100 bin lira vergi konulmuştur. O günün 100 bin lirası demek, bugünün 100 milyar lirası demek. Korkmayın söyleyin ya. Adam köşkerdir, ufak bir bakkaldır. Yani bütün Yahudiler de para babası değildir ya. Bunların ocağını yaktı. Nesi var, nesi yok adamları çoğu bıraktı, Türkiye'yi terk ettiler, kaçtılar. Bütün bunlar Almanya'da antisemitik uygulamalar paralelinde ola ki günün birinde zaten Bulgaristan'a kadar gelen Hitler Türkiye'yi ve de bir şey bir söz konusu olursa yani onun paralelinde bir takım işler yapılsın için yapılan siyasi davranışlar, uygulamalar gibi benim acizane görüşüm bu. Yanılabilirim insanım. Derken İkinci Dünya Harbi İngiltere'nin yerini almaya kendini aday gören Amerika tarafından bütün SOS'lere rağmen savaşa son ana kadar katılmamış. Yani 1 Eylül 1939'da başlayan savaşa katılımı için 1 Mayıs 1944'ü yani Normandiya çıkarması gününü beklemiştir. Bu arada Almanya kendi de perişan oluyordu. Afrikalara Marshal Rommel şahit etkisinin anıyla meşhur komutanların emrindeki askerleriyle darmadağın oluyor. Yetişilmeyecek boyutta. Moskova'ya 35 kilometre mesafeye kadar ilerleyen yazlık çoraplarıyla mavi gözlü sarı saçlı Alman askerleri -45-50 derecelerde donuyor. Hatta benzin donduğu için su donduğu için o susuz Faun ve Volkswagen, Volkswagen diyorlar onlara, o arabaları çıkardılar o savaşın saflarına. Bu kadar dağılınca toplanmak mümkün olmadı. Kendi mahvoldu. İngiltere'nin de ocağını yaktı. Çünkü Brown, George Brown yanlış hatırlamıyorsam ikinci adını hatırlıyorum. V2'lerin babası diye bilinen İkinci Dünya Harbi'nin ganimeti olarak da Amerikalılar aldı, Amerika'ya götürdü. Bugünkü feza sanayinin Amerika'daki ilk ivmesini kazandıran adamdır bu V2'lerin babası. V2'ler pilotsuz füzeler idi. Almanya'dan ateşleniyordu, ayarlanıyordu ve Londra'yı taş üstüne bırakmamacasına dövüyordu. İngilizler ne yapacağını bilemiyordu. Dolayısıyla perişan oldular. İkinci Dünya Harbi'nin işte 1 Mayıs 1944 gününü bekleyen Amerika, Almanya'nın perişan olmasını, İngiltere'nin de belini doğrultamayacak kadar belinin kırılmasını bekledikten sonra dinç, genç ve yorulmamış onca gücü, kuvveti, potansiyeliyle İkinci Dünya Harbi'ne girdi ve 1 milyon askeri Normandiya'ya çıkardı. Fransa'nın kuzey sahilleri, Manş, Şabakan sahilleri. Bildiğimiz gibi de harbin sonucunu bu çıkarma belirledi. Ondan sonra Amerika ister istemez yeni bir dünya yaratıp aşağı orada sömürücülük yapacak olmadığından o güne kadar güneş batmayan İngiliz İmparatorluğu adını almış İngiltere'nin nüfuzu altındaki yerleri göz dikti ve teker teker İngiltere'nin acizinden ve kendi kudretinden de yararlanarak eline geçirmeye başladı. 1952'de İngiliz adamı, İngiliz kuvvetli, İngiliz hayranı
ve İngiliz ajanı olan Kral Faruk Mısır'da Albay Abdülnasır vasıtasıyla, Abdülnasır kardeşiyle düşürdü. Arkasından Mısır'da iktidar iki başı, bir Kahire bir de Süveyş başı vardı iktidarı. Kahire'deki iktidarı lehine çeviren Amerika, yani İngiltere'ye oradan sefetleyen Kral Faruk'u kaleyen bir takım yevliğiyle süren Amerika, giden de Süveyş'teki İngiliz-Amerikan askerlerinden 80 bin mevcuttu. Askerlerinden de kurtulmalıyız. Onun için sergilemek gerekiyor. Burası için de çalıştık. Sonuçta bildiğimiz 1956 krizi iyi çıkardı. Abdülnasır Genel Kurmay Başkanı Naraşon Abdülhakim Amr'ı Moskova'ya gönderdi. Onun dönüşünde İngiliz ve Fransızlara bir nota veren Mısır hükümeti 24 saat zarfında Süveyş'in kesin olarak terk edilmesini bildirdi. Bunun üzerine Marsilya'dan İskenderiye'ye doğru hareket eden Fransız donanmasına Malta'dan kalkan hareket eden İngiliz donanmasına katıldı ve Afganistan'da İskenderiye'ye doğru yol almaya başladı. Bunun üzerine Moskova, Paris ve Londra'ya iki nota vererek 1956'da onlara Süveyş'te bir olay çıkması halinde kendilerinin bilgilerini alamayacağını söylemek suretiyle İngiliz ve Fransız donanmalarının Akdeniz'den Toristan ederek hareket ettikleri limanlara geri dönmeleri sonucunu doğuran siyasi atanı yaptı. Burada Amerika ile Rusya iki eşeğin birbirini ödünç olarak kaşıması gibi birbirlerine yardımcı oluyorlardı. Batı'da Amerika'nın liderliği ele geçirmesi için Rusya yeri geldikçe ve gerektikçe Amerika'ya yardımcı oluyor. İngiltere başta olmak üzere Fransızları da gerekli zırhlıklarından, zırhkınlarından yararlandırıyor. Onların da dünyaya kafa tutacak halleri yoktu zaten. Fransa hiçbir zaman bir güç olmamıştı. İkinci Dünya Harbi'nde de Hitler'in bir üfürüğüyle, demesiyle Macuna hatları, kartı, kürtü, hiçbir şey kalmayınca kendilerine güvenleri yok. Başkaları da zaten Fransızlara bir şey güvenliği yok. İngiltere ise kendini toparlayamayacak kadar darbe yemişti. O bakımdan fazla önemsenmiyordu. Bilerek Amerika Mısır'da tam olarak hakimiyeti ele geçirdi. Yani 56'da da 52'deki Kahire'deki siyasi iktidar değişikliğine, 56'da Süveyş'teki iktidar değişikliğine katarak, yani Süveyş'ten İngiliz ve Fransız askerlerini tahliye ettirerek Mısır'a, Mısır'da tam İngiltere'yi tasfiye etmiş oldu ve yani Mısır'ı ele geçirdi. 1 Temmuz 1958'de yine Irak'ta bölgenin sağlam İngiliz adamlarından olan Prens Faysal ve onun başbakanlığını yapan Sir Nuri Said Paşa'nın iktidarını General Abdülhakim Amr isimli bir Iraklı general vasıtasıyla alaşağı ettirdi. Türkiye'deki İngiliz Muhibbi Demokrat Parti iktidarının da dostu olan Prens Faysal veya Kral Faysal ve Nuri Said Paşa'yı kurtarmak üzere Türk ordusu İngiltere'nin de isteği üzerine 100 kilometre kadar Irak içlerine girdi. Kral Faysal'ı ve Nuri Said'i, yani İngiliz taraftarı Irak hükümetini kurtarmak için. Lakin Amerikalılar General Abdülhakim kimdir ondan ben şu anda sanki yanlış söylüyor gibiyim. Abdülkerim ağzına sağlık. Abdülkerim Kasım'a elini çabuk tutmalarını söyledi ve ikisini havaalanında entare giymiş ve kaçmak üzereyken takır takır aradılar ve işlerini bitirdiler. Amerika böylece İngiltere'yi Irak'tan da tasfiye etmiş oldu siyasi olarak. Arkasından 27 Mayıs 1960 Orta Doğu'nun köklü İngiliz muhibbi Terpenisi ve AKP'lisiyle, yani Terpenisiyle, yani Cumhuriyet Halk Partilileri ve Demokrat Partilileriyle asılı sandığa İngiliz'in bile asıl
sözünün ifade ettiği anlamda İngiltere sırtını dayamış, Celal Bayar'ın ben de yazdım isimli hatıralarında rahatlıkla bunları görürüz. Dikkatle okuyun, açık açık çok şeyler yazıyor, anlatıyor. Burada bu adamları da yerleri etmek lazım. Yani biz Sakarya, Mısır, Irak ve Türkiye. Zaten bölgenin üç dişe dokunur devleti. Gerisi çerez kabuğunda. Hükümetler, Suriye'si, Ürdün'ü, Suriye Azustan'ı, Yardır'daki emirlikler öylesine tatil siteleri gibi devletlikler, İngiltere'nin uyduruk uyduruk. 38 kişilikleri kuvvetleri gücü olan emirlikleri. Nitekim Türkiye'de de İngiltere'nin işini bitirdiler. İngiltere'yi siyasi iktidar olarak Türkiye'de uzaklaştırdılar. Bu da Inside Story of CIA isimli bir kitap. Ta 1961 yılında yayınlanan eski CIA müdürlerinden birinin Türkiye bahsinde özetle şunları anlattığını 61 yılında parlamentoya seçilen İstanbul Milletvekili olarak yani Adalet Partisi'nin kurucusu Tahsin Demirel'e bunları meclis kürsüsünden okuyun, söyleyin, anlatın dediğinizde dudakları uçuklamış gibi çok yaşlanıyorum. Vefatleri çok oldu Tahsin Demirel. Aynen şöyle söylüyorum CIA müdürü. Batı'nın lideri olan biz Amerikalılar İslami bir uyanışa asla müsaade edemezdik. 1950 sonrası Türkiye'deki siyasi iktidar her ne kadar esas itibariyle İslamcı olmamalarına rağmen gerek 1950 öncesinin katı din düşmanı uygulamasını etmek ve halkı biraz ferahlatmak, gerekse iç politikada daha yoğun oy alabilmek ve halk desteğine sahip olabilmek için İslam'a, Müslümanlara taviz verdi. Örneğin ezanı Arapçaya çevirdi. Tanrı oldu, Tanrı oldu, Allahu Ekber yaptı. O günkü halk bunu Hazreti Ömer iktidarı gelmiş gibi telakki etti o yıllarda. Şimdi siz biliyorsunuz ama o gün halka sorun. Evet. Arkasına İmam Hatipler, Kur'an grupları öteleyebilirler ve yine siyasetle yakından alakadar olanlar bilirler. 1956 veya 57'de kuvvetli Demokrat Partili Başbakan Adnan Menderes Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aynen şöyle söylüyordu. Siz Büyük Millet Meclisi'nin üyeleri isterseniz hilafeti geri getirebilirsiniz. Tabi bunun lafı bile altta öylesine inikaslar, akisler yapıyor, söylüş doğuruyordu ki Demokrat Parti'ye oy vermek arzı aynı haline geliyor. Nitekim 57 seçimlerinden önce Said Nursi'yi Sivas Demokrat Parti İl Başkanı'nın 56 model Vişne rengindeki o tank gibi 56 model Chevrolet arabasına bindirip tüm Türkiye'yi gezdirdiler ve Demokrat Parti'ye oy istediler. Resmen de o günkü Ankara Radyosu'ndan TRT MRT'ye yok uyumlarda okunan bir telgrafında hükümet-i İslamiyenizin devamı için Allah'a dua ediyorum diyen bir telgraf çektiler. Böyle bir zaman saydınız ki. Bu telgrafın metni Nurcuların 1959 yılında yayınladıkları Konferanslar isimli kitaplarında kırışı halinde var. Benim kütüphanede var burada. 59'da yayınlanmış. Büyük boy bir kitap, 150 sayfa kadar civarında, Ankara'sı var. Yani hangi hükümet İslami, hangi İslami hükümet neye denir, neye denmez, bunu dahi bilmekten aciz olanlar başımıza Ebu Hanifelerden daha fazla rüzgar sürüyorlar ya. Yani. 27 Mayıs 1960 Türkiye'de bir siyasi dönüm noktası oldu. Amerika'ya sınırda götürülen Türk subayları orada ağızlarının 9 karış açılabilmesi için gezdirilmesi gereken yerler gezdirildi, hayran edildi, hayran bırakıldı. Zaten gelişmemiş ya da az gelişmiş ülkenin insanları subayı, başkası da olsa
ağzını açıyordu. Herkes ayağını ziyaret açıyordu. Ondan o general Nebol. Kemal Gürsel'in meşhur lafıdır. Herkes ayağını ziyaret. Çok çalışmalıyız filan. Hazinesi de ondan zırhı geçiyordu. Ben hasıl o kafa her geçen gün Türkiye'de daha da yerleşmeye, Amerikan Türkiye'ye ekonomik, siyasi, askeri, İçtimai olarak da daha fazla nüfuz etmeye başladı. Yani İngiltere'nin eski korsunu, gücünü, nüfuzunu sürdürecek hali, kuvveti yok İngiltere. Amerikan biraz da coğrafi olarak, stratejik, geografik olarak dünyadan büyük harflerinden uzak kalabilecek bir coğrafyasının bulunması, ayrıca bakir toprakların yeni keşfedildiği tek taze bir devlet olması. Avrupa'nın ilçesi sapsınlar da olduğu var, Amerika'da olmuş. Bolboy günlerde seyretmiyorsun. Bu şaka şuka değil yani, uydurup ki bunlar da Avrupa'da nerede işi gücü olmayanlar var. Çöpü altında yatanlar, maceraysa Amerikan yolcular oldu mu? Amerika'nın bugünkü sahipleri de onların çocukları, torunları. Bakir topraklar çok zengin Kızılderilileri, Amerika'nın yerlilerini ihna ettiler, yok ettiler, genosisle soykırım yaparak getirdiler. Sanki o garibanlara Amerikan ekmeği yetmezmiş gibi. Evet, sonuçta dediğiniz gibi Türkiye'de Atatürkçülük ikide bir serum masasına yatırılma ihtiyacı duyuldu. 27 Mayıs 1960'ta iktidarı eline geçiren 27 Mayısçılar diye maruf kesim Atatürk'e yeni bir dinamizm vermek, yeni bir anlayış getirmek düşüncesi ile hareket etti. Anayasayı biraz daha sola açık bir şekilde Amerika'nın dışarıyla hazırladığı 60 Anayasası. Daha sonra günün kudretli kumandanı Hava Kuvvetleri Komutanı Muslum Batur'un şu Erbakan'ı İsviçre'den getirtelim, bu kapattığımız partinin adamları başka partiye oy vermez. Getirtelim de bir başka parti daha kurduralım deyip bir hava diyor, deniz yarbayını Erbakan'ı getirmek üzere İsviçre'ye gönderten hatıralarında da bunu anlatan daha önce Yeni Asır Gazetesi'nde yayınlandı. Şimdi de kitap halinde bir yazıda mevcut Muslum Batur'un anlamı. O Paşa 12 Mart mıhtırasını o günkü Genelkurmay Başkanı Haluk Gürlen'in başkanlığında mevcut hükümetler vererek yine bir serum bağlantısına derken 12 Eylül 1980'de bir serum daha. Yani serumla yaşayan bir kişisel hayat yaşayan Atatürk'ün ne var dikmiş ölmüş ama cenazesini kılan bile yok. Gerçekten layıklık, demokrasi, Türkiye'de hiçbir zaman tutma şansı yoktu, olmadı ve hala da yok. Olamaz. Hele bundan sonra hiç de yok. Marksizmin Türkiye'de layık rejim tarafından özel olarak laboratuvarlarda deney için üretilen kobay faaliyeleri gibi gördüğümüzü aslında söylemeliyiz. Çünkü en çok ve kesif miktarda Marksiz üreten bir kurum olarak Midris Technical University, yani Ankara'daki Ortadoğu Teknik Üniversitesi Amerika'dan kurduğu bir üniversiteydi ve Amerikan keymenlerinden Kemal Sırdaş mı, Koldaş mı gibi bir adam, Kemal adı. Siz hatırlarsınız Nemun Bey. Bu üniversite Amerika tarafından kurulmuştu, şu deniz gezmişleri falan imal eden Orta Doğu yani. Giderek Marksizmin insan tabiatına ve şanın yaşayan tabiatına ve insan fıtratına aykırı oluşu kendini ne kadar saklanırsa göstermek istenmese de göstermeye başlamış ve sonuçta iflas ilanını bütün dünya görecek şekilde ilan tahtalarına atmış oldu. Sovyetlerin başında bulunduğu Doğu bloku, Marksist Sosyalist Doğu bloku ülkelerinin Marksizm sonunda açlıkta, sefalette eşit bir kitle meydana getirerek dünya piyasasından kalktı gitti. Şimdi İslam her geçen gün başa güreşiyor. Yükselişi, yücelişi, bu yolda tırmanışı engellenemez biçimde insanların gündemine giriyor ve insanları düşündürüyor.
gerçekten İslam bir dünya görüşü ve hayat tarzı, yaşam biçimi olarak insanları tatmin edici, insanlara doyum sağlayıcı, toplumlara huzur kazandırıcı bir yaşam tarzı ve dünya görüşü. Lakin Müslümanların onu mücerref olarak, ütopik manada çok seviyor, çok beğeniyor, onunla her türlü sadakarlığa hazır bulunmalarına rağmen onun ne olduğunu gereği gibi anlayıp hayatlarına geçirmemiş olmaları dezavantajlarını teşkil ediyor. Türkiye'de 1950'li yıllara kadar, yani 14 Mayıs 1950'ye kadar ki bu tarih Demokrat Parti'nin CHP'yi iktidardan indirdiği ezici halk oyuyla indirip kendisinin iktidar olduğu yıldır, tarihtir. Rejim İslam'ı kökünden kazıyarak hiçbir iz ve hasarını bırakmamak kaydıyla tümüyle beğendiği ve imrettiği batılı gibi olabilmek için onlar nasıl pantolon giyiyorsa kendisi öyle pantolon giymekten tutun, nasıl türkü söylüyorsa aryalı aryalı öyle türkü söylemeye kadar. Onlar nasıl yemek yiyorsa öyle yemek yemekten, nasıl ibadet ediyorsa öyle ibadet etmeye kadar her şeyiyle batıya benzemekle ancak biz yerimizi yüzdürebilir ve hayran olduğumuz batıya yetişebiliriz düşüncesinin kendisine hakim olduğu insanların uygulama yıllarıdır 14 Mayıs 1960'a kadar olan tarih. Ama bu başarılamamıştır. Her şeye rağmen bu bilgisi de olsa halk direnmiş, kanına karışan İslam'la olsun ittifa etmeye çalışmış, sinmiş, belki köşesine çekilmiş, dudağı uçuklamış, korkudan damağa çekilmiş ama yine de İslam fıtri bir din olduğundan dolayı onun tümüyle terk edeni hemen hemen olmamış. İstisnalar haydi bulmaz. Ve ona nostaljik bir sevgiyi, muhabbeti desteğe gelmiş. İşte 50 sonrası iktidarları, Batı'nın da işaretiyle, Türkiye'deki rejimin kaderini düşünen Batı'nın da işaretiyle, biraz daha sıcak, biraz daha ılıman bakılmasında yarar gördüğü söylemiş yöneticilere İslam'a karşı. Nedir yani, niye bu kadar Mustafa Kemal meyhaneden çıkarken sabaha karşı ezan okunuyor Teşvikiye'de. Ne bu? Kim ne yapıyor? İşte ben mezar mı? Yıkıl bu minareyi. Ertesi gün Teşvikiye caminin minaresi dümdüzdür. Şu anda gidip tahkik edebilirsin. Cami durur, minare yoktur. Böylesi bir uygulama. Ya minarenin ne zararı var? Bırakalım. Ezan mı? 5 vakit değil, 115 vakit okusunlar. Hani Bağdat'ı işaret edin, gidip dışarı kuvvetleri, komutanı işte yeni oturmuş masaya, plan meydanında yeni girmiş komutanlar, en askerler, Gümüşen komutanı gelmiş derken birdenbire yükseltiz bir sesle Allahu Ekber, Allahu Ekber bizi ezan okuyor. Evet, telaşlanma isyana mı? Çağırıyorlar, daha eve sağlamış olan. Yani ne oluyor? Ezan okuyor. Yani ne diyor demiş adam. Böyle böyle. Yani bizim İngilizlerin bağlamında bulunması halinde bir şey yok değil mi demiş hani yok. Yok, o zaman demiş kovmayın, koyun yani, her iki taraf olsunlar. Hepsine çağırmayın. Bu anlayış hakim olmaya ve uygulamaya başlandı. Millet ne istiyor? Allah mahret etsin, Ahmet Gürkan tanırsınız siz, bir İspartan milletvekili, Demokrat Parti devrinde. Bir gün yazıhaneme gelmişti, 73 yılında Ankara'da. Tanışıyoruz eskiden, aramızda 35 yaş fark var, şimdi vefat etti. Dedim Ahmet Bey, bu Arapça ezan teklifini siz verdiniz parlamentoda sene 51 veya 52. Allah aşkına kendiniz bir cüret ettiniz, kendi aklınızdan geldiğinizde verdiniz. Yoksa Menderes size böyle böyle bir teklif hazırla ver, biz destekleyip çıkardınız dedi de öyle mi verdiniz? Dedi, ben de sizin sözü derler. Dedi, bizim aklımıza geçirmekten bile korkardık dilencine ve hala üstümüzde var sanıyorum. Ben bu kadar vaktimi de çekiyorum. Böyle arkası
Hanım'la konuştum, İmam Hatip'le. Halkın asıl ilerircesine, yemekhanesinin yapımına, dershanesinin inşaatına, yatakhanesinin bina edilmesine canıyla, başıyla çalışıp katkıda bulunduğu ve Türkiye'nin her tarafından kısa zamanda patır patlayan İmam Hatip'ler, Kur'an kursları filan derken halk kör müstediği bir göz, Allah verdiği iki göz derken Demokrat Parti'yi sahip ezici çoğunlukla destekliyor. Mesela 600 kişilik parlamentonun mevcudu 576 kişiyle beyler, yok 569 kişiyle Demokrat Parti'yle doldu. Yani Cumhuriyet'in kurucusu koskoca Cumhuriyet Halk Partisi 31 milletvekiline düşmüştü. Büyükşehir'de Akıllı Bölükbaşı'nın da 4 milletvekili vardı. Ette 35, geri kalanında Demokrat Parti gitti. Yani bu kadar halk, yani bir koy bin aldı. Bir Arapça ezan koy, tüm milletin oyunu aldı. Bir yere iki imam hatip yaptı, ne olacak? Ruhban yetiştirecek, tedrisatı var zaten. Bütün halkı kökten satın aldı. Şimdi tabii ilahiyat fakülteleri olsun, namazlar olsun. Yani orada okuyanlar ya da hocaları an yavaş yavaş işe dokunur Müslümanlar çıkıyor ama bu İmam Hatip okulunu ya da ilahiyat fakültelerinin marifeti değil. Dışarıda değişen havanın oraları da etkilemesini olur. Yalnız oraları siyasalı veterineri, hukuku, dişçiliği, işçiliği yani harbiyesine varana kadar Orta Doğu'sundan hukukuna her yeri etkiliyor dışarıda değişen İslam elindeki hava. Onun için İmam Hatip'te Müslahane'yi kalınmasından ilahiyatla Müslahane'yi kalınmasıdır. Aksinin doğru olduğunu düşünseydik, var olduğundan bu yana sürekli İslamcı istihsal etmeli, üretmeli ilahiyatlar veya İmam Hatip'ler. Bugün 540 bin civarında Türkiye'de İmam Hatip mezunu var. Az bir rakam değil. Bu Diyojen'in istediği kaldıraç kadar büyük bir rakam. Yani bana bu kadar büyük bölüm dünyanın yerinde. Dünya yerinden oynasına kadar rakam. Yani keyfiyeti olsa da. Evet. Demek Orta Doğu'da gerek Türkiye'deki siyasi gelişmeleri belki anekdotlarla, ana başlıklarla, zaman zaman küçük tasfiyatlar, ufak bilgilerle destekleyerek vermeye anlatmaya çalıştım.
elbette sorularınız ve konuşmalarınızla bu konu daha da geliştirecek, gelişecek, daha herkesin katılımıyla daha büyük boyutlar kazanacak. Bu arada müzikmanlar oldu mu olası? Son bu cümleden böyle son sözlerimi kaç ifade edeyim. Nereden feylat aldıklarını doğrusu ben iz sürmeme rağmen bulamadığım, ancak teorik olarak açıklayabildiğim bir anlayışla. Rejimi, devleti içeriden ele geçirmek sözüyle ifade edilen bir anlayışı kendilerine yol ittihaz ettiler. Hayatlarının niyarı ittihaz ettiler ve hemen herkes bu düşünceyle bunu başardılar mı, başaramadılar mı, başarabilirler miydi, başaramazlar mıydı? Bunu da sabit tek yapmadan mevcut rejimi çalıştırmaya talip oldular, geldiler. Nurtusu da böyle oldu, Süleyman Yusuf da filan bir sınıf ıstırtçısı yani hepsi. Tabii giderek onlar bunu düşünen insanlar olmalarına rağmen rejim bunları kullandı, kendisiyle eşleştirdi, kendisine hizmet ettirdi. El anda bu politika en başarılı şekilde ve en yaygın şekilde ana iktidarı tarafından uygulanmak görmektedir. Müslümanların divatsız ve rastsız olmaları, uyuşmasız, uzlaşmasız olmaları, Müslümanlıklarının kaçınılmaz gereği olduğu halde Müslümanlığı gereği gibi bilmeyip içine de işletemeyen insanlar rahatlıkla dinlerinden her türlü tavizi vermek suretiyle dinlerinin lehine bir şeyler yapabileceğini hep sana geldiler. Bu düşünce bugün de mensupları pek az olan bir düşünce. Hala yaygın. Her ne kadar bizim gibi düşünenlerin miktarı da azımsanamayacak boyutlara vardı ise de ona da tümüyle yok olmaz. Burada ben bir Ebu Hanife, Allah mağfiret etsin cümlemize alalı, örneğini vermekte, onu örnek göstermekte yarar görüyorum. Malumunuz Abbasi halifelerinden Mu'tasım halkın kendisinin zulmünden müşteki bulunduğu bir yöneticidir. Onun gününde halk bazında takvası ve ilmiyle tanınan ve sevilen Ebu Hanife'ye halkın gözünde zalim zulmediyor görülen Mu'tasım kadın uzatlık ya da başkalılık teklifinde bulunur. Genelde de olsa şeriat hükmediği hükümleriyle hükmedilen bir dönemdir. Yani İtalyan Ceza Kanunu, Alman Borçlar Kanunu, Fransız Dediğini Kanunu'yla uygulamıyor bu Abbasiler değil mi? Buna rağmen Ebu Hanife Allah mağfiret etsin, bu teklifin kesinlikle amacını kavradığı için kabul etmemiş ve Halife Mu'tasım'ın kendisine alternatif olarak gösterdiği Bağdat cezaevini tercih etmişti. Her hafta orada kendisine dinleyen Mu'tasım'ın kabul etmediği teklifinin karşılığında esaslı sopalar yiyor, ayaklar yiyor, atılıyor kendisine ve sonuçta da bildiğiniz gibi cesedi oradan çıkıyor. Ebu Hanife bu teklifi kabul etse şeriatla hükmedecek. Kanunlar oydu bugün. İtalyan Ceza Kanunu yok bugün yani. Bugün Türkiye'de olduğu gibi. Ama Mu'tasım'ın niyetini biliyordu ki, anlıyordu ki kurnazlık yapıyor ve halkı susturmak için ona görev teklif ediyor. Halka diyecekti ki bu halifenin görevi kabul etmesi halinde bir günden cahil halinizle beni tenkit ediyor zalim diyor. Bakın sizin gözünüzde ve herkesin gözünde takvası ve ilgiyle meşhur Ebu Hanife bizimle beraber çalışıyor. O sesini çıkarmıyor. Siz olur olmaz konuşuyorsunuz hakkımızda.
Ebu Hanife bu amaçla kendisine göre tek gazetini bildiği için Bağdat cezaevine tercih edilmiş ve oradan da senden çıkarılan cesediyle çıkmıştır. Yani oradan ölüsü çıktı malum. Müslümanım diyenler, Hanefiliğiyle ittihar ettiğini söyleyen bugünkü meseleleri kardeşlerimiz yerlere karşı köpür hükümleriyle hükmedeceklerini bildikleri makamlara aç kurtlar gibi saldırıyorlar. Benim aklım olmuyor doğrusu. Bunlar neresi Hanefi mi? Nasıl Hanefi mi? Bunlar ne acaba? Ben Hanefi olmadım. Ben görüyorum. Peygamberin kendisine yapılan teklifleri reddetmesini gören, okuyan, bilen, düşünen bir insan olarak neresi Sünni'ye olan bunların biliyorum. Neresi Hanefi'ye, o Hanefi'ye de Sünni'ye de ben sanıyorlar. Acaba nesiniz siz? Ben bu layık rejimin Mesih'iyim siz. Diyorum doğrusu. Açık açık da söylüyorum bunu. Evet, kısaca anlatacaklarım ilk planda bu kadar efendim. Bir namaz için galiba verecekler veya yönetici davetçi arkadaşımıza bırakalım sizi. Teşekkür ederim. Ben önce konuşmacıya yakın halimizi özellikle önemli noktalara işaret ettiğinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Tabii burada konuşmacı yakın tarihi belirtirken şu husus üzerinde durdu. Türkiye'nin sürekli dıştan yönetilen bir ülke olduğunu söyledi. Aslında bu bir bakıma bir tespittir. Doğru bir tespittir. Konuşmanın sonunda bu durumu nasıl çözümlenmesi gerekir konusundaki görüşlerini beklerken belli kişileri ithamına bitirdi. Tabii bu normaldir, biliyorsunuz. Demokrasi. İzmir'in en özgür kürsüsü burası. Bu herkes söyler. Benim burada arz etmek istediğim husus şudur. Ve hepimizin de öğrenmesi gereken mesele. Şimdi bildiğiniz gibi insanlar bir arada yaşamakla iki gücü oluştururlar. Birisi teşkilatlanmaları sonucu, bir organize olmaları sonucu bir güç ortaya çıkar. Buna biz siyasi güç diyoruz. Bir de birlikte çalışmaları sonucu, iş bölümü yapmaları sonucu bir güç ortaya çıkar. Buna da iktisadi güç denir. Ve bu iki gücü elinde bulunduranlar sosyal yapıya, siyasi yapıya şekil veriyor. Tarihin ta ilk gününden bugüne kadar toplumun oluşturduğu bu iki güç ya halka göre idare edilmiştir. Yani halk üstün tutulmuştur. Toplumun siyasi ve iktisadi gücü yine toplum için kullanılmıştır. Biz buna halk sistemi diyoruz. Veya bu iki gücü belli otoriteler eline geçirmiştir. Bu otoriteler, bu siyasi otoriteyi eline geçirenler olursa buna despotizm diyoruz. Ve bu despotizmi elinde tutanlar bütün mekanizmayı yönlendirilir. Bu insanlık tarihinde sanayi inkılabına kadar böyle devam etti. Yani batıla dayanan veya hakkın karşılığı olan sistem sürekli siyasi tekeli elinde bulundurmakla dünyayı yönlendirmiştir. Sanayi inkılabıyla ortaya ekonomik yapıda büyük bir değişme meydana gelmiş ve bu değişmenin sonunda ekonomik gücü elinde bulunduranlar siyasi otoriteyle kontrol etmeye başlamışlar. İlk defa, dikkatlerinizi bu noktaya çekiyorum, ilk defa sanayi inkılabı İngiltere'de gerçekleştiği için bu güç orada çok az sayıda tekelin elinde bulmuştur. Ve bu tekel sahipleri bütün dünyaya yön vermişler. Bu yön vermeyi de
yön verme metodunu da ta eski piramitleri yapan Hiram Usta'nın metodunu kullanmışlar. Hiram Usta biliyorsunuz şimdi yeryüzünde batıl bir tarikatın da ismidir veya öncü liderlerinden birisidir bu Hiram Usta. O tarikatın temel prensipleri kitleleri örgütlemek ve kitlelerin ekonomik gücünü Mısır'ın piramitlerini yapmada kullanmaktır. Böylece halkın elindeki artık değerler toplanıyor, taşa dönüştürüyor. Sanayi inkılabından sonra bu kar olarak belli tekerlerin eline toplanıyor. Ve İngiliz İmparatorluğu, Doğu Hindistan şirketiyle, Afrika Royal bilmem ne kampanyasıyla bütün dünyayı bu sömürüsüne sürekli kazandırmak için kullanıyor. Bu arada bu sömürü üzerinde bulunan Osmanlı Devleti'ni zayıflatmak İngiliz İmparatorluğu'nun temel hedefi oldu. Daha sonra çok iyi belirttikleri gibi İttihat ve Terakki ile Osmanlı İmparatorluğu'na bu güç girdi. Sonra Almanya'da tekerleşme belirdiği zaman Almanya bir güç merkezi oldu. Daha sonra Almanya bu tek konumunu koruyamadığı için tekel İngilizler yine hegemonyalarını sürdürdüler. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyanın finans merkezi Londra olmaktan öte New York'a taşındı. Öyleyse bu egemen güçle İngiltere'de New York'a merkezine aktardı. Ve şu anda bu egemen güç bütün dünyayı özellikle dünyada mazlum milletlerin uyanmasına öncülük yapabilecek olan bir güç ve potansiyele sahip olan Türkiye üzerinde planlarını sürdürmektedir. Orta Doğu olayları da bunu göstermek. Bu gücün karşısında tek korkulacak olay İslami bilince sahip insanların sayısının artmasıdır. Çünkü tarih boyunca peygamberlerin temel misyonu hakkı hakim kılmada bu iki gücü hakkın ve hakkın emrine vermek olmuş. Dolayısıyla İslam Müslümanlardan korktukları temel mesele Müslümanların bir daha insanları uyandırarak onların elindeki bu mekanizmayı almaları veyahut da onları sömürme çarklarını durdurmalarıdır. Dolayısıyla bugün onlar Müslümanların ibadetleriyle veyahut da başka anlayıp kılık kıyafetleriyle uğraşmıyorlar. Temel mesele zulüm çarkının dönmesini engelleyecek olan bir sistemi Müslümanların ortaya koymalarından endişe etmektedir. Bu nedenle Türkiye'de farklı gruplar, farklı siyasi partiler, farklı eğilimler olabilir. Yalnız Müslümanların yapacağı şey şudur. Hakkı esas alan sistemi hakim kılmalarıdır. Çünkü Müslümanların gücü bu sistemin güçlülüğünden kaynaklanır. Hazreti Musa'nın gücü Firavun'a karşı ordularından değil, hakkı hakim kılma sisteminden kaynaklanıyor. Aynı şekilde Medine'ye hicret eden Allah Resulü yolda iki kişi ama kısa bir zamanda orada hakka dayalı bir medeniyeti kurması sistemin kendisinden kaynaklanıyor. Öyleyse bugün Orta Doğu'nun İslam ülkelerinin iki temel meselesi var. Bunu dikkatlerinize arz ederek konuşmamı bildirmek istiyorum. Birincisi, kendi sistemlerini öğrenmeleri. İkincisi de kendi sistemlerini hayatlarına hakim kılmalarıdır. Bu olursa zulmün çarkları ters döner. Bu olmazsa bu şeyler dışarıdan müdahaleler sürecektir, devam edecektir. Bu müdahalelerin karşısına
ancak sistemle çıkmakla tahliktedir. Bunun dışında ne söylersek o mekanizma zulüm çarptı işlemesine devam eder. Bunu bir tatlı olarak arz etmek istiyorum. Bir de konuşmacı umarım konuşmasının ikinci kısmında acaba bu dış müdahalelere karşı ne yapmamız gerektiği konusunda belli açıklamalar yaparsa, başkalarını itham etmeden ama edemezse yine edebilir. Bundan memnun oluruz. Evet, teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Mehmet ikinci bey buyurun. Peki, ben aynı çizgide yürümesin. Peki, Seyvan bey buyurun. Bir çizgiler mi var? Çizgiler var. Süre 10 dakika. Başka kimseyi almıyoruz. Ercüment Bey'e değerli konuşmalarından dolayı ve sizleri burada bu şekilde toplamasından dolayı teşekkür ederiz. Bu vesileyle size demokrasi ve layıklık konusunda bazı açıklamalarda bulunup özellikle bu devrim içerisinde bir Müslümanın nasıl yaşaması gerektiği konusunda daha ayrıntılı açıklamalar yapmak ve anlatma, size tebliğ etme imkanı bulmuş olduğumuzdan dolayı. Şimdi efendim, devlet diye bir olay var. Anadolular mı yönetsin? SHP'liler mi yönetsin? Ben iki gündür bir sempozyumundayım. Dinliyorum, izliyorum. Daha biz o konuları, yani bu devlet nasıl idare edilecek, nasıl yönetilecek, durmadan devletle ilgili tartışmalar yapıyoruz. Her akşam belki kafamızda yeniden devletler kuruyoruz ama vaka olarak biz bu işi gerçekten nasıl yapacağız? Olmayacağı hususunda yeterli bir çalışma yoktur. O nedenle bence pratiği öğrenme bakımından Türkiye'de partileşme hareketleri insanları bir araya getirme, insanları devlet mefhumu hakkında bilgi verme, iktidar nedir onun hakkında bilgi verme, iktidara geldiklerinde hakkı nasıl getirecekleri konusunda pratiğe geçme bakımından son derece önemlidir. Ve bu şu demek değil, yani kendi inançlarından taviz verecekler anlamına gelmez ama eğer siz bir topluluk içinde yaşıyorsunuz, herkes sizin gibi yaşamak zorunda değil, onlarla bir sözleşme yaptıysanız, bir anlaşma yaptıysanız, anlaşmanın hükümlerine göre yaşayacaksınız demektir. Yani şimdi diyelim ki eskaza Ercüment Bey bir parti kurdu, evinizde parti üyesi oldunuz diyelim, şimdi kimi yanına alacak? Yani diyelim ki Türkiye'de yaşayanların hepsini dışlayacak mı? Türkiye'de herkes önemli bir kısmı medeni kanun uygulanmasını istiyorlar. İki tane nikahı istemeyen kadınların sayısı %95 civarında, %99. Zaten Müslümanlara baksanız, şimdi İslamiyet bilindikçe korku artıyor. Şimdi siz İslamiyet kavramsal olarak hoşunuza gidiyor. Fakat bir bakıyorsunuz çıkarlar gündeme gelmeye başladığı zaman hemen çatışmaya başlıyorsunuz. Öğrendikçe herkesin kafasında mı yenilmesi gerekiyor? Bize babalarımızdan, atalarımızdan bir İslamiyet gelmiş, onun etrafında da çıkarlarımız tesis etmiş. Ondan sonra biz onu İslamiyet zannediyoruz. Bugünkü insanlar da bizim gibi inanmıyor diye İslamiyet gelmeyecek zannediyoruz. Önce Müslümanların bu İslamiyet'i bugünkü şartlarla bilmeleri gerekiyor. Bu şartlarla bilinmeden olayların çözülmesi imkanı yok. Ben mesela İran'daki gelişmeler bakımından Hümeyni geldiği zaman biliyorsunuz Şia'da Mansur İmam meselesi var. Fakat iktidarla muhatap olunca 1000 yıllık tarihteki Şia'nın veya daha fazla tarihteki Şia'nın Mansur İmam ve bunun yerine Rehber İmam müessesini getirdi. Neden? Çünkü Mansur İmam gelene kadar iktidarı başkaları alacaklar. O halde şartlara gereği olarak Rehber İmam mevhumunu çıkararak İran'da iktidarı aldılar.
ve iyi, kötü, yanlış, doğru, şahtan iyi, şahtan kötü götürüyorlar. O nedenle, yani siz olaylara talip olmadıkça, olayların üstüne gitmedikçe, olaylar size tarihten geldiği şekliyle kaldığı sürece insanlara ne sunacaksınız? Örneğin, bana ne anlatacaksınız, beni neye çağıracaksınız, bana ne söyleyeceksiniz, onları ifade etmemiz gerekiyor. Bir de bu İslam kelimeleri yetmez. Müessese olarak, bir bütün olarak anlatmak gerekir diyorum. Şimdi Ebu Hanife ile ilgili olarak bir hususa işaret etmek istiyorum. O da Ebu Hanife Mutasım'ın döneminde şeria kanunları olduğu halde kabul etmedi. Demek ki insanların yani kabul etmemeleri normal dönemlerde söz konusu olabilir. Ve Ebu Hanife'ye zulmedenler bir o dönemde tabii olayı bilmiyoruz. Olayın mahiyetini bilmiyoruz. Ama demek ki zulme neden olabiliyorlar ve zulmün temelini aşabiliyorlar. Ebu Hanife buna niye karşı çıktı onu da bilemiyoruz. Yalnız bir insan yapmak istemediği bir şeyi, özellikle bu hususu belirtmek istiyorum. Hazreti Peygamber'den sonra İslam siyasi hayatı. Yani Hazreti Peygamber'in yaşadığı Medine dönemindeki, ben şimdi bu kelimeyi kullanacağım fakat hemen itirazlar gelecek. O özgürlük havası, o demokratik hava, o insanların serbestliği ortamı Hazreti Peygamber'den sonra hemen saldırılara ve başka şeylere dönüştü. Seçimler bir akla kademe kademe. Ebu Bekir döneminde önce kadınlar devre dışı bırakıldı. Hazreti Ömer döneminde sadece belli bir heyet seçime yetkili kılındı. Ondan sonraki dönemler zaten aldı başını gitti. Yani Hazreti Peygamber'in gerek erkeklerden gerekse kadınlardan peygamber olarak almış olduğu bir art her halifede kademe kademe düşerek sonunda Hazreti Ali döneminde kanlı bıçaklı veya kılıçlı hale dönüştü. Ondan sonraki dönem ise artık siyasi bakımdan her ne kadar hukuki bakımdan bir hukuk sisteminin olduğu dönemse de siyasi bakımdan o çağın gereklerine uygun olarak bir saltanatlar dönemi ve baskı dönemi başladı. İşte İslam siyasi literatürünü değerlendirirken eğer biz Muaviye'nin veya ondan sonraki halifeler döneminin hatta dört halifeyi bile kritik etmiş oldum. O dönemlerin korunmuş prensipleriyle biz bugünkü hayatı da yöneteceksek siz böyle bir İslamiyet'i bugün anlatamazsınız. O gün de anlatamadınız, bugün de anlatamazsınız. O halde İslamiyet'in siyasetle ilgili, yönetimle ilgili, devletle ilgili hükümlerini Hazreti Peygamber dönemini halifeleri kısmen daraltmak suretiyle yeniden düşünüp bugünkü çağda nasıl uygulayacağınızı ortaya koymanız ve bugün yapanlar veya yaşayanlar parti kuruluşlar, dernek kuruluşlar, şunu yapmışlar, bunu yapmışlar ne yaparlarsa yapsın, tutunmak istiyorlar, yaşamak istiyorlar. O halde onları kritik etme yerine bu yapıyı öğrenip doğrusunu gösterme ve ortaya koymamız gerekmektedir. Ben Sayın Özkan'ın kritikleri konusunda fazla bir şey söylemiyorum ama alternatif getirmemesini veya getirirse onu dinlemeyi beklediğimi burada ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Hüseyin İnsanlık tarihinde Allah çeşitli kavimleri yaratmış ve çeşitli insanlar yaratmış. O insanlara değişik görevler vermiş. Şeytanı da deneyiyle Allah yaratmış ve onlara kendilerine göre kendisinin irade duyurduğu görevleri vermiştir. Allah yeryüzünde Kur'an'da belirttiği gibi seçilmiş bir kavim
ihbar edilmiş. Bu da Yahudi kavmi. Yahudi kavmi seçilmişlerken iyi insanlardan oluşur bir kavim veya kötü insanlardan oluşur bir kavim demek değil. Kendilerine de görev verilmiş. O görevi iyi tarafıyla da kötü tarafıyla da günümüze kadar getirmişlerdir. Ercüment Bey'in anlattığı konuların arkasında Yahudi fesatlığı var. Bu nedir? Yahudi fesatlığı İslamiyet'ten önce vardı. İslamiyet'ten sonra da başlamış ve Hristiyanlarla Müslümanlar arasında koymuş olduğu fitne sonucu günümüze kadar gelmişiz. Başlangıçta Yahudi Müslümanlarla Hristiyanları savaştırmış. Fakat 19. ve 20. yüzyıllarda ise Müslümanlarla Hristiyanların savaşını bitirmiş. Onun yerine sosyalizmle kapitalizmi ortaya koymuş ve böylece insanları boğuşturmuş. Kendisi bir yerde merkez ittihaz eder, o merkezden dünyadaki fesadı ve kavgayı çıkarmaya devam eder. İşte 1950'lerden önce, 45'lerden önce İngiltere'de karargah kurmuş olan Yahudiler 1945'ten sonra, 2. Cihan Savaşı'ndan sonra Amerika'ya taşınmışlardır. İşte değişen politika bu. Yani İngilizle Amerikalıların savaşı yok. Yahudiler İngilizlerden elinde bulunan iktidarı alıp Amerikalıların eline teslim etmişlerdir. Öyle zannediyorum ki yeni planları vardır. O da Sovyetlerle Almanları birleştirecekler. Ve bundan sonra da Washington'dan alıp tekrar Kara Avrupa'sına getireceklerdir. Onlar oraya taşınacaklar, dünyayı oradan idare edeceklerdir. Ercüment Bey'in anlatışlarında bu nokta hiç görülmüyor. Konulara hiç temas edilmemiştir. Şimdi 1. Cihan Harbi'ni 1980-97 Hersin'in Avusturya'da yaptığı toplantıdan sonra politika değişmiştir. Bu politikaya göre Osmanlı İmparatorluğu kaldırılacak, yerine Bizans İmparatorluğu ve Büyük İsrail İmparatorluğu kurulacak idi. Bunun için belli hazırlıklara ihtiyaç vardı. Bu hazırlıklarda evvela Osmanlı İmparatorluğu yıkmaktı ve netekin yıktılar. Sonra Anadolu'da bir Türk devleti kurmak gerekiyordu. Neden? Çünkü daha İsrail devleti yoktu. Eğer Bizans devleti o tarihte kurulsaydı, o takdirde bir daha İsrail devleti kurulamazdı. Onun için Türkiye'de bir Türk devletinin kurulmasını Yahudi organize etmiştir. Ama kimseyle anlaşarak değil, kendi arkasında takip ettiği planla yapmıştır. Ve binaenaleyh Türkiye tarihindeki gelişmeleri Yahudinin de bir politikası olarak görmek gerekir. Alman 2. Cihan Harbi'ni Alman Yahudiler çıkarmışlardır. Gayeleri şudur. İsrail'de nasıl halkı toplasınlar? 2. Cihan Harbi çıkardılar. Almanya'ya zulüm ettirdiler veya etmiş gösterdiler. Ve böylece İsrail devletine doğru bir akım meydana getirdiler Yahudi akımını ve Yahudi devletini kurdular. O halde dünyadaki olayları İngiliz veya Amerikan problemi olarak görmek veya Türkiye'de bunlar Enver Paşa veya Mustafa Kemal politikası olarak görmek yanlıştır. Bize göre Türkiye'de kendine göre uygun politikaları takip ederek buraya gelmişlerdir. Abdülhamit başta rol oynayan Türkiye tarihinde rol oynamış. Sonra Mustafa Kemal gelmiş. Sonra İsmet Paşa gelmiş. Sonra Menderes gelmiş. Sonra Demirel gelmiş, sonra Erbakan gelmiş, şimdi Özel gelmiş. Bunların hiçbirisi vatan hain değildi. Bunlar hiçbir kişiyle işbirliği yapmış değillerdi. Kendilerine göre, kendi anlayışlarına göre, kendi görüşlerine göre bu memleketin nasıl idare edileceğini düşünmüşler, taşınmışlar ve ona göre yanlış veya doğru işler yapmışlardı. Mustafa Kemal de böyledir. Ben Mustafa Kemal'in tartışılması taraftarıyım. Ancak aleyhinde söylenen sözlerin yanında haklı olduğu yerde devlerinde de sözlerin söylenmesi lazım gerekmektedir. Siz o tarihte devlet başkanı olsanız karşınıza bulunan medrese hiçbir çözüm getirmiyor.
Eski 1400 yıl evvelki çözümler bitmiş, uygulanamıyor. Ne yaparsınız? Ancak patent kanunları Türkçe'ye tercüme ederek yönetebilirsiniz. Yapabileceğiniz başka bir şey yok. O halde mesuliyeti yöneticilere değil, ilim adamlarına yüklemek gerekir. Mesuliyet ilim adamlarındır, alimlerindir. Çözümü getirmezseniz, çözümü öğretmezseniz ne yaparlar? İşte bunu yaparlar. Bugün de Özal'ın bir suçu yoktur. Suç kimin var? Üniversitenin var. Suç kimin var? Çözümleri önermeyenlerin var. Kim önermiyor? İşte Özal da önermiyor. Buraya gelen onları tehdit ediyor, ediyor. Ama arkasında bir şey yok. Ne yapalım peki? O böyle yaptı, şu böyle yaptı, bu böyle yaptı, bu böyle yaptı. Biz ne yapalım, ölelim mi? Ne yapalım yani? Şimdi çözümü arayan teşekkürler ortaya çıkıyor Türkiye'de. Ve Allah'ın iradesiyle Türkiye'de çok büyük bir gelişmeler oluyor. Bediüzzaman çıkıyor. Çok büyük bir fikir hareketini getiriyor. Süleyman Efendi çıkıyor. Çok büyük bir fikir hareketini getiriyor. Erbakan çıkıyor. Çok büyük bir fikir hareketini getiriyor. Şimdi bunlar hatalı olabilirler. Hatalı olabilirler ama bunlar Türkiye'de fikir hareketleri getirmiş kimselerdir. Ve samimi olarak inanmış kimselerdir. Ve dolayısıyla bu nevi hareketleri biz desteklememeliyiz. Bilakis desteklemeliyiz. Kim olursa olsun bu memleketin içerisinde yeni bir düşünce getiriyorsa, hatta komünizm de olsa, fikirdir ya, düşüncedir ya, söyleyecek kendisine cevap verin. Şimdi Özkan Bey, Mustafa Kemal Aleyhi'nin söz söylemeseydi ben cevap veremezdim. O halde söyleyecektiniz cevap verin. Yasak var verirseniz, kimse aleyhinde söylemez ama kimse de aleyhinde söylemez. Ondan sonra herkes ondan nefret eder. Halbuki her insanın iyi tarafı ve kötü tarafı vardır. Her insanın doğru ve yanlış tarafı vardır. Doğru ve yanlış tarafların ortaya konmalıdır ve tartışılmalıdır. Bu bakımdan benim şahsen ne yapmalıyız sorusuna karşılık biz iyi, doğru yapan herkesi mutlaka desteklemeliyiz. Kim olursa olsun, ister Halk Partisi olsun, ister Demokrat Partisi olsun, ister Halk Partisi olsun, ister Komünist Partisi olsun. Bir işte bir doğru iş yapıyorsa onu desteklemeliyiz. Çünkü Kur'an ne diyor? İyilikte, takvada ve birde yardımlaşın diyor. İyiler yardımlaşsın demiyor. İyiler yardım edin, iyilere yardım edin diye emretmiyor Allah. İyilik de yardım edin diyor. Kim o yaparsa yapsın, iyi iş yapıyorsa biz yardım ederiz. Kötülükte ve günahta yardım etmeyin diyor. Kim isterse peygamber olsun. Yanlış bir şey yapıyorsa biz onun peşine gitmeyiz. Kimin peşine gideriz? Kim doğru ve iyi iş yapıyorsa onun peşine gideriz. Kim yanlış yapıyorsa onun peşine gitmeyiz. O halde doğru yapan insanların peşine gitmemiz gerekir. Başka bir eksik nokta. Efendim, düzenler nasıl uzlaşıyorlar? İslamiyet zaten barış demektir, uzlaşma demektir. İslamiyet savaş değil ki. İslamiyet'in adı savaş dini değil ki, barış dinidir. Şimdi Kur'an da diyor ki, kötülüğü diyor, en iyi bir şekilde demek. Fette, libreti, yasa, seyye. Keseyyeyi en iyi bir şekilde demek diyor. Nedir o? Parti kurarsın, dernek kurarsın, cemiyet kurarsın. Neyse en iyi bir şey, dergi çıkarsın. Ama der ki tek başına kendi bildiklerini okumasın da eğer Müslümansan her görüşe yer verirsin. Sen de Osman Bey söylüyor ama yapmıyor. Kendi dergisinde tek ses çıkıyor. Başka sesleri görmüyoruz. Şimdi biz evvela birbirimizi uyarmalıyız. O beni uyarmalıdır. Benim yaptıklarımı uyarmalıdır. Ben de onu uyarmalıyım. Ben Ercüment Bey'in samimi bir Müslüman olduğuna inandığım için ama çok hatalı olduğuna da hali bulunduğum için kendilerini devamlı olarak dedik ediyor. Ve devamlı kendileriyle tartışma halindeyiz. Yani serbestlik içinde olmalıdır. Evvela insan kendisi demokratik bir ruha sahip olmalı ki başka insanların da demokratik olmasını isteyebilsin. Yani insan evvela kendisi Müslüman olmalı, barışçı olmalı ki başka insanların da barışçı olmasını istesin. Yoksa eğer saldırgan olursak, eğer savaşta olursak, o zaman kim güçlüyse o yener, o zaman biz yendiklerine göre onlar haklı. Sağ olun. Teşekkür ederiz.
İki arkadaş kaldı. Sonra ara vereceğiz onun için. Sonra bunlara cevap verecek. Ben bir konuda Mehmet İkinci Bey'in merak ediyorum. Bir konuda bir aşama yapmak istiyorum. Biz burada biraz yani ben yeni gelen arkadaşlar için gerçekten bir büyüme yaptım. Çünkü bazıları yanlış anlaşılıyor. Burada biz hiçbir şeyin alkışlanmasını istemiyoruz. Hiçbir görüşün de burada yuvarlanmasını istemiyoruz. Burada herkese söz hakkı veriyoruz. Biz itibar üzerinde insanları sadece düşünmelerini istiyoruz. Alkış hiçbir fikri doğuramayacağı gibi yurtta hiçbir fikri yanlışlamaz. Onun için ben arkadaşlarım konferansı biraz daha sakin şekilde yapmalarını düzeltiyorum. Bu arada tabii giriş ve çıkış her zaman serbesttir. Yalnız bir ricamız var. Giren mekan arkadaşlarım gürültü yapmamalarını rica ediyoruz. Çünkü konuşmacı var ve dinleyici var. Tarafların haklarının korunmasını istiyoruz. Genel başkanların biraz daha dikkatli ve sessizce çıkanlarını özellikle tercih ediyoruz. Girmekte, çıkmakta biz her insanın en fazla bir hak sorumlu oluyoruz. Mehmet Bey, süre 10 dakika buyurun. Selamun aleyküm. Yani Mehmet Bey, hepimizin yardımcı tanıdığı bir abimiz. Kendisi Türk toplumunda oluşan düşünce hareketlerine kimi zaman çok azdı. Kimi zaman da oldukça sembasit olan bir arkadaş. Bir abimiz. Şimdi son zamanlarda ablamızda duyduğumuza göre kendisi bir parti çalışmasının içindeyiz. Şimdi daha bu bugünkü konuşmasında dahi düzeni ve düzenle uzlaşma yanlısı olan bütün kavga çevremi suçlamakla beraber ve parti ise düzenin tam anlamıyla bir kurumu meselesi olduğuna göre siyasi hayatın ve siyasi hayatının bir meselesi olduğuna göre kendisi bilmiyorum kamuoyundan duyduğumuz kamuoyundan onun ağzından bize üretilen bilgiler yani kitaplarda ya da azaltılar bilgilerde gazetelerde bize bu bilgiler veriyor. Öncelikle şunu öğrenmek istiyorum. Acaba bu parti çalışmaları doğru mudur? İkincisi, eğer doğruysa bunun kendi şimdiye kadarki partilerle düzenle uzlaşmasının tutumuyla bunu nasıl değerlendiriyor? Onu belki çok öğrenmek isteyen arkadaşlarımız var. Biz de öğrenmek istiyoruz. Teşekkür ederim. Biz Mehmet Turan Bey buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Nasreddin Hoca'ya sormuşlar eski ayları ne yaparlar diye. O da kırpıp kırpıp yıldız yaparlar demiş. Şimdi de eski radikalleri kırpıp kırpıp refahçı yapıyorlar. Fakat bu kırpmalardan payını almayanlardan ender insanlardan bir tanesi Ercüment Özkan. Şimdiye kadarki yapmış olduğu çalışmalardan oldukça Türkiye'li Müslümanlar olarak ve özellikle ben kendi adıma istifade ettiğimi belirtmek istiyorum. Metin Ölümden Tutun ve Yaşar Kaplan'ına kadar hepsi bu paylarının alınmasına rağmen kaledeki son ödün vermeden savaşan ender ölümlerden biri olarak da kendisini kutladığımı belirtmek istiyorum. Fakat gerek Türkiye'li Müslümanlar olarak gerekse kendi adıma ben özellikle Ercüment Bey'den istifade etmiş olduğumu belirtmekle birlikte kendisine bir öz eleştiri getirerek eleştirmek istiyorum. Elbette ki yetişmemizde oldukça büyük
payı oldu istifade ettik kendilerinden. Fakat yanlışları düzeltirken kullanmış olduğu üslup güzel ve doğru değil. En çok hoşgörü ve birliğe muhtaç olduğumuz şu dönemde farklı düşünen insanları düzeltirken daha güzel bir üslup kullansak daha güzel olur diye düşünüyorum. Yanılıyorsam uyarırlar. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dün buraya gelişlerimde gerek kendi düşüncelerimi doğrudan doğruya, gerekse benim öğretmeye çalıştığım düşüncelerin vesilesiyle düşüncelerini öğrettiğim bütün Sami'nin ve konuşmacılara aslında teşekkür ederim. Hiçbir zaman hiç kimsenin mutlak anlamda bizim gibi, yani benim gibi düşünmesini ne bekledim ne de umdum. Zira ben bir peygamber değilim, bana vahiy gelmiyor. Ben de bir insanım. Allah'ın verdiği aklı son boyutlarına, tavanına kadar çalıştırmaya uğraşarak gücümün yettiğince tespitler, teşhisler yapmaya çalışıyor ve kanaatlar ediniyorum. Arkadaki arkadaşlardan rica ediyoruz. Dışarıda eğer konuşmak istiyorlarsa dışarı çıkıyorlar. Buyurun. Efendim, konuşmanın birinci kısmı, buradaki usulü 14 Nisan 1990 günü bir Ramazan akşamı konuşma için çağırdığında öğrendiğimizden birinci kısmını genel bir değerlendirme yapmak için ayırmış ve ona tahsis etmiş olduğundan ne yapılmalı ve nasıl yapılmalı konusuyla ilgili görüşlerini bu ikinci kısma bırakmış idim. İntiharla arkadaşlarımız beğenir ya da beğenmez, isabetli görür veya görmezler. Bu tamamen kendi takdirlerine ait bir husustur ama elbette ne yapılmasıyla ilgili, nasıl yapılmasıyla ilgili görüşlerimiz var. Muhtasar da olsa vaktin el verdiği ölçüde anlatmaya çalışacağız. Kısaca şunu belirtmek istiyorum. Gücümün yettiğinde yaptığım çalışmaların sonunda vasıl olduğum noktayı özetler isem, Kur'an biz Müslüman olduğunu söyleyenler için baş tacı ittihaz edilmesi gereken bir kitap, bir düşünce kaynağı ve davranışlar göstergesi, hayat tarzı bir kitap olarak bana şunu gösteriyor, şunu düşündürtüyor. Ahiretsiz İslam olamayacağını gösteriyor. Yani sonunu düşünmeden, sonuna göre hazırlık yapmadan Müslüman olunamayacağını vurgulayan, hem de önemli vurgulayan bir kitap olarak görüyorum Kur'an-ı Kerim'i. Bu sebeple de Müslümanım diye, yani Allah'a teslim olduğunu söyleyen insanların her düşünce ve işlerini üstadların nispetinde ahiretteki hesabı kolay verebilmeye yönelik olarak tutturmak, onu isabetle tespit etmek ve öyle yapmak zorunda olduğunu kabullenen insan olarak görüyorum. Müslümanım demeyi böyle görüyorum. Bu itibarla insanların devrinden çekinilmemesi gerektiğini, insanların beğenilerinin esas itibariyle bir anlam ifade etmediğini, her halükarda Müslümanım diyen insanın Rabbi kabul ettiği, terbiyecisi kabul ettiği Allah'ı razı etmek, onun beğenisini kazanmak zorunda olduğunu ifade eden bir insan olarak görüyorum Müslümanım diyen insanı.
Zira Kur'an böyle gösteriyor. Bu sebeple de hangi ortamda yaşıyor olursa olsun ki peygamberler de hiç de arzu ettikleri ortamlarda seçilip gönderilmiş kimseler olmamışlardır. Örneğin hayatı hakkında çok daha mufassal bilgimiz bulunan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de içinde yaşadığı Kureyş toplumu, mensubu bulunduğu Beni Haşim kabilesi hem Allah'ı tanıyor hem de ona 360 tane olduğu rivayet edilen ortaklar koşan bir inanca dayalı hayat tarzı sürdürüyor idiler. O ortamda da olsa peygamber kendisine vahyedildiğinden, Rabbi Allah tarafından et yedildikten yani doğru yol gösterildikten itibaren yalnızca Rabbini razı etmeye çalışıyor. Rabbinden de kendisine bu yolda öğütler verilerek insanların devrinden çekinme, korkunmaya Allah daha layık değil mi deniyor diye. O da bu istikamette, bu talimatlar istikametinde hareket etmeye çalışıyor. Her ne kadar diğer insanlar gibi bir insan olduğunu da Rabbi Allah ona söyletiyor diyse de üst atini kullanarak Rabbi Allah'a sığınarak bunu gerçekleştirmeye çalışıyor. Gelelim Türkiye'ye ve içinde bulunduğumuz ortamda biz Müslümanız diyen insanların durumuna. Gözümüzü açtık, hazır bir dünya bulduk. Örneğin ben basit bir örnek olarak 23 Ocak 1938 günü yani Atatürk ölmeden aşağı yukarı 11 ay evvel veya 10,5 ay evvel dünyaya gelmişim. Hiç kimsenin dünyaya gelişinde ne zaman ve nerede geleceğinde, hangi anne ve babadan geleceğinde kendisinin kesinlikle dahli bulunmadığını kesinlikle biliyoruz. Ben de dahli olmadan dünyaya gelmişlerden biriyim. Kimse hangi asırda dünyaya geleceğini kendi seçmiyor. Ama ne zaman ve arzın hangi parçasında dünyaya gelirse gelsin, ana dili veya ırkı ne olursa olsun, rengi, boyu, posu ne bulunursa bulunsun, Allah'ın kendine verdiği aklı kullanarak doğruyu kabul etmek, doğru ile ilgili arasındaki farkı bilmeye çalışmak, evlilerden uzak durmaya, doğrulara meyletmeye ve doğrularla hemhal olmaya uğraşmak insan olmasının olmazsa olmaz şartıdır. Buna insan yönelmek zorundadır. Ama ne var ki Kur'an'da Allah'ın da ifade ettiği gibi insanların çoğu bu anlatmaya çalıştığımızda dahil genel anlamda bilmezlerden ola gelmişlerdir. İnsanların çoğu bilmezler buyuruyor Allah Kur'an'da. Şimdi her fikir bu ister insan aklından çıkan, insan aklının ürünü olan bir fikir olsun, dünya görüşü, din, hayat tarzı anlamında fikir diyorum. İsterse insan aklına, peygamberlere olduğu gibi Allah tarafından ilka edilen fikir, yani İslam olsun, bir kişide doğuyor, bir kişiyle başlıyor. İkincileri peygamberlerle başlarken, birincileri de mütefekkirlerle başlıyor. Giderek her fikir kendisine ona sahip geleninden iktidar talep ettiği, güç talep ettiği, topluma ve insanlara hakim olmayı istediği için bir çevre oluşturmaya, destekçi ve kabul edenler bulmaya uğraşıyor. Sahiplerini buna sevk ediyor ve uğraştırıyor bu istikamette. İşte Allah'ın da elçisine sen bir mübellirsin, açıklayıcısın demesi, sen açıkla, yarattığımız insanların fıtratı açıklayacağın doğruları kabule müsait şekilde yaratılmıştır. Sen yeter ki kasımızdan gönderilenleri onlara açıkla, kabul etmeyenleri olacağı gibi edemeni de olacaktır. Bırak sen insanlara göndermiş bekçi ya da vekil değilsin, daha fazlasını yapamazsın, senden de istemiyorum zaten diyor. Biz de Kur'an'dan anladıklarımızla 1960 yılından başlayarak
hiçbir zaman bir fikrin örgütlenmeden iktidara gelemeyeceği kesin kanaatını taşıyan bir insan olarak 60 ile 67 arasında birlikte bulunduğum Aslen Çerkez Eser mezunu, gençlik yıllarında İhvan-ı Müslümin'le birlikteliği olmuş, daha sonra onların esasi bir takım yanlışlarından dolayı tenkit ederek ayrılarak 1952'de Ürdün'de Hezb-i Tahrir-i İslami, yani İslami Kurtuluş Partisi adıyla bir örgüt kurmuş. İçinde yaşadığı düzene aykırı olduğundan da yani yasa dışı ilan edilmiş bir örgütün Türkiye'deki ilk temsilcisi oldu ve 1967 yılında yılına kadar son 3 yılda Türkiye'de bu örgütün yöneticisi oldu. Bu mahkeme kararlarıyla da sabittir. Ankara'da o zamanlarda yine yoktu. 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 Ağustos 1967 yılında ele geçtim. 45 gün sonra ilk duruşmaya çıkarılarak 14,5 ay süren yargılamalar sonucu 4 yıl ağır hapse, 2 yıl Bingöl'de Emniyet-i Umumiye Nezaret altında bulundurulmaya, 4 yıl da ileman tahammülden memnuniyet, yani kamu hizmetlerinden yasaklanma cezasıyla cezalandırıldı. O yılların meşhur hem tahliye süreleri bugünkünden farklı olduğu için infaz yasasında 647 sayılı infaz yasasında 48 ay toplam hapse karşılık bütün suçluların da olduğu gibi ben de 163 suçlusu olarak 3'te 2'sinin cezamı yani toplam 32 ayını Ankara, Çamlıdere, Muncur, Adana ve Gökçeada cezaevlerinde yatarak ikmal ettim. Cezaevine girdikten bir kısa süre yani bir ay sonra Ebru Tahrir'le zaten temelden terakki ettiğim esasi bir takım konulardaki ihtilaflarımın sonucu bütün alakamı kopardım. Kısaca 9 alakla boşandık ben aldım. O gün bugün de hiçbir alakam yok, olmadı. Olması için çok talepler gelmesine rağmen umursamadım, umursamadım, değerde bulmadım. Her neyse. Lakin başında da sözümü değindiğim gibi hiçbir fikrin örgütlenmeden iktidar yüzü göremeyeceği bu husustaki kanaatımın olmazsa olmaz derecede bulunması münasebetiyle kendimi daha cezaevinden çıkmadan kaldığım yerden değil baştan başlamak üzere çalışmalara hazırladım. Ve o gün bugündür de bir İslam Partisi'nin mensubuyum. Bu parti bugüne kadar açıklanmamıştı ama erbabı biliyordu bunları. Yani dünya kadar insan da biliyordu fakat herkese söylemediğiniz bir şey yok demek değildir. Şimdi malumunuz dünyadaki bütün değişikliklerden sonra ona vazi olarak Türkiye'de de etkisi altına aldığı bu değişiklikler, Türkiye'de de bazı değişiklikler geri kalmış, gecikmiş ve yavaş tempolu da olsa oluyor, yapılıyor, yapılacaklar. Bu cümleden olarak hepimizin pek iyi bildiği gibi 141. 142. ve 163. namlı maddeleri Ceza Kanunu'nun bildiğiniz gibi Sedat Fenerbahçe'ye birlikte kaldırıldı. Yalnız bu maddelerin kendisinden kaynaklandığı anayasadaki esasi maddeler henüz anayasa tabiatı değişikliği yapılmadığı için durduğu gibi siyasi partiler kanununda da yine aynı kararındaki maddeler elan kanuniyetini yani meriyetini koruyorlar. Ama şu anda mevcut hükümetin bu yolda da esaslı bir takım değişiklikler yapma hazırlığı içinde olduğu kamuoyunun da malum. Yani anayasada da esaslı değişiklikler yalnız 143'te değil, daha başka geniş kapsamlı değişikliklere de hazırlanıyorlar. Bunlara paralel olarak entegre değişiklikleri aynı paralelde siyasi partiler kanununda meclisteki iş tüzüklerinde ve sahibi ilgili kanunlarda da yapacaklarını söylemek kehanet olmasa gerek. Ben bir Müslüman olarak İslam'ın müstakil başkasına ihtiyacı bulunmayan, başkasıyla kendini tamamlama eksiği giderme ihtiyacı bulunmayacak derecede tamamlayıp arz eden İslam'ın
kesinlikle demokrasiyle, zenginlikle, sosyalizmle, Marksizmle uzaktan yakından bir alakası, bir müşterekliği bulunmadığı karşısındayım. Her ne kadar ilk bakışta bazı benzerlikler, bazı kesişmeler görünüyor ise de, örneğin İslam faizi haram biliyor, kılıyor ise Marks da bir artık değer olarak onu haram görüyor. Yani yasak diyor, onun literatüründe haram olmadığı için yasak diyelim. Bu türden benzerlikler veya İslam'la kapitalizm arasında, İslam'da mülkiyet var, kapitalizmde de mülkiyet var, öyleyse İslam kapitalizmde veya kapitalizmde İslam vardır demek kargalarında güldürür. Bu tür benzerlikler bir ideolojiyi ileri haline getirmez, getiremez. Nitekim insanlar arasında da her insan ilerinden farklıdır. Buna rağmen bakarsınız iki insanın burnu birbirinin kısır. Bu denli iki burnun, iki insanın burnunun birbirinin kıs oluşu, o iki insanın da aynı insan, tek insan olmasını nasıl sonuçlandırmıyorsa, Marksizm ve İslam arasında ya da İslam ve kapitalizm demokrasi ve hükümet arasında bazı benzerliklerin, burnu ve oluşu, çakışmaların bu ideolojilerin birini ileri haline getirmez. Öyle görmek tek yüzeysel bir görüştür ve kınanır, kınanmaya müsaadır. Ben bir parti kurmak konusundaki kanaatını daha doğrusu yeni bilirmemiş. 31 yıldan beri inanan ve de hiç partisiz kalmamış bir insan olarak bundan bir ay evvelki 2000'e doğru dergisinin muhabirinin benimle yaptığı mülakatta röportajda açıkladım. Onu takip eden o muhabiri Celal Kazdağlı eski zaman gazetesinin muhabiriydi. O diye biliyorlar da açık sorun. Bu son haftaki tempoda, yani geçtiğimiz pazar günü tarihe yayınlanan tempoda sondaki görüşlerin biraz kısa olarak da olsa tam getirdiği ama değiştirilmeden verildi. Her ikisini dedim. Ben bu konuda şöyle düşünüyorum. Şu anda iyi kötü hukuk tahsil etmiş bir insan olarak biliyorum ki şu anda en az merkeziyetini koruyan kanunlar anayasa başta olmak üzere kanunlar muhalefetinde benim kuracağım tüzük ve programını bir dilekçe ekleyerek İçişleri Bakanlığı'na beyan edeceğim ki Türkiye'de siyasi partiler, dernekler, gazete ve maaş karmak bunlar isim usulüne değil, beyan usulüne tabidir hukuki tabirde. Yani açıklarsınız filan adreste sorunlu yazı işleri müdürü filan olan ben siyasi nitelikli ayrı şu kadar sayfa tarzında bir dergi şöyle çıkaracağım. Adres gösterirsiniz çünkü bir iddia sahibi olacaksınızdır. İddia sahipleri adreslerini gizlememeli. İstediğiniz zaman ben buradayım buyurun, gelin görüşelim, alıp götürün, sorgulayın mahkemede. Şöyle ne istiyorsanız yapın yani. Buna beyan usulü deniyor. Ben de hazırladığım tüzük ve programı bir direktliğe ekleyerek İslami Parti adı bile bir siyasi parti kurduğumu beyan edecek. Yani açıklayacağım. Bunu bir basın toplantısıyla tüm gazeteleri davet edebilirler. Ne kadar bilirsin. Elbette ki mevcut kanunlar muayenesinde prosedürü bilen bir insan olarak bir sokaktaki insan da bilmedi. İçişleri Bakanlığı en kısa zamanda dilekçeli Ekim'deki tüzük ve programıyla birlikte Anayasa Mahkemesi'ne ki bu işlerin merciği Anayasa Mahkemesi'ndir. Oraya havale edecek. Onlar da en kısa zamanda bir duruşma Çelsek günü tespit edecek ve görüşmeye alarak bir yargıya hükmen varacak ve mevcut kanunlarla bağlı sonunu kazandı. Bu partiyi kapatacaklar. Yani resmi parti olmak üyeli kanunlarını beyan eden hükümleri verecek ve ilan edecekler. Öncelikle bir maddesinde sonra kamuoyuna. Bunu biliyoruz. Bunları bilmek herhalde değil, aldığı bilmek de değil. Ne olacağını biliyorum ama bunu hasreten yapmak istiyorum. Çünkü biz demokrasiyi benimsemiyoruz. Demokrasiyi benimsemeyen bir parti nasıl olur? Bunun tüzüğü ve programıyla Anayasa Mahkemesi üyelerinden Dışişleri Bakanlığı mensuplarına kadar ve giderek kamuoyuna herkesin ıtılarına sunmak istiyor. Örneğin bazı açıklamalarla sürdürmek istiyorum konuşmamı. Demokrasilerde yönetim kurulları
yönetmeye yetkilidir. Yönetim kurulları ekseriyetle karar alırlar. Demokrasinin gereği budur. Tabiatının icabı. Ve yönetim kurullarının kararı mensuplarının, o dernek veya siyasi parti mensuplarını ilzam eder. Yani bağlar. İslam'da ise kesinlikle demokrasinin alakası bulunmadığı konusunda izledim. Yönetim kurulları değil, istişare kurulları vardır. İstişare kurullarının, yani danışma kurullarının kararları ise esas itibariyle bağımlı, bağlayıcı değildir. Kimi zaman bağlayıcı kararlar da alınabilir ise de, kararın taalluk ettiği meselenin tabiatının farkından, gereğinden dolayı esas itibariyle demokrasilerdeki gibi bağlayıcı değildir istişare kurulları kararları. Demokrasilerde meclisler esas itibariyle yasama meclisleridir. Yani kanun yapma, kanunlaştırma meclisleridir. Yasama organlarıdır. Bütün kanunlarda, kitaplarda Sarah'tan belirtildiği gibi. Ama İslam'da meclisler esas itibariyle istişare meclisleridir. Liderin, önderin giderek emir-i mümininin, yani Müslümanların rızalarıyla Allah'ın hükümleriyle hükmetmek üzere kendisine biat ettiği kişi kanunlaştırma gereği duyduğu herhangi bir hususu istişare meclisine sunar, uzmanlarına sunar, onların görüşlerini yeterli gerekçeleriyle birlikte sunmalarını ister. Kendi görüşü de vardır gerekçeleriyle birlikte. En isabetli görüşü olduğu kanaatını taşıdığı görüşü benimser, emirin reyi bu surette gizli aşikar ümmet içindeki ihtilafı kaldırır. Yani tüm ümmeti bağlayıcı, izah edici olur. Biz parti kuracağız. Varsayalım ki kabul ettiler. Kesinlikle seçimlere girmeyeceğiz. Ne belediye ne milletvekilleri seçimlerine. Zira mevcut mevzuat sürdüğü sürece bu seçimlere girmek demek, mevcut hükümlerle bu hükümeti, bu düzeni sürdürmek, bunu işletmeye talip olmak demektir. Biz Müslüman olarak bu düzeni işletmeye talip değiliz ve olamayız. Öyleyiz dememiz halinde kendimizle çelişkiye düşeriz. Kendimize iptal eder, kendimize güvenimizi yitiririz, kendine güvenini yitirenlere de kimse güven duyamaz. Bu itibarla biz, esas itibariyle rejimi işletmeye istekli talip değil, bu rejimin temelinden İslam'la bütünüyle değiştirmeye talibiz. Bu nasıl olacak, bunun için nasıl bir yöntem uygun? Allah-u Teala'nın sünnetinden açıkça anlaşıldığı, görüldüğü gibi bugüne kadar evlerde, sohbetlerde, konferans, panel, dergi, şurada, burada yani mevcut olan hemen her vasıtayla bunu anlatmaya çalıştığımız gibi siyasi parti olur isek, kabul edilir isek o takdirde meydanlarda İzmir'e gelip 200 kişiye değil de 200 kişi mi toplanır meydanda, 2000 kişi mi, 20 bin mi, 200 bin artık Allah ne verirse onlara nasıl İslam, İslam nasıl gelir, bir toplumun hali nasıl düzelir, bunu anlatmaya çalışacağız. Ve diyeceğiz ki Allah'ın dediği gibi, insanlar, Müslümanız diyen kimseler ya da halinden şikayetçi olup halini değiştirmesini isteyen insanlar, sizler nefislerinizdekileri değiştirmedikçe Allah kesinlikle bilesiniz ki halinizi değiştirmeyecektir. Bu itibarla ne yapıp yapıp sizde bulunan ama Allah'ın sevmediği şeyleri Allah'ın sevdikleriyle değiştirmedikçe, Allah'ın razı olacağı şeylerle ahlaklanmadıkça halinizin değişmesini beklemeyiniz. Üç kuruş menfaat için rahat yalan söyleyebilenlerimiz yok mu aramızda? Var. 3 milyar menfaat için dahi yalan söyleyenlerimizin bulunmadığı hale kendimizi getirmeye çalışmadıkça Allah'ın halimizi değiştirmesini düşünmeniz abes olur, muhal olur, mümkün olmaz. İnsanlara nefislerindekini değiştirmelerini önereceğiz.
rejimin açıklarını, eksiklerini, telaffuzlarını teşhir ederken tıpkı Kur'an'ın üslubunda Allah-u Teala'nın yaptığı gibi, diğer yandan İslam'ın üstünlüklerini nasıl uygulanması gerektiğini, nasıl ahlak edinileceğini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözün hasenesi olarak gösterildiği gibi onun yaptığı gibi yapmayı önerebiliriz. Bu uzun vadeli ama esasi bir iştir. Biz bu rejimin hiçbir şeyine talip değiliz. Değiştirmesinden, esasından İslam'ı değiştirmesinin dışında işletilmesine kesinlikle talip değiliz. Onun için milletvekilliği bizi ilgilendirmiyor. Dönüşü belediye başkanlığı da bizi ilgilendirmiyor. Ve ilahe. Bu bakımdan biz İslam ne söylüyorsa halka onları önerecek, İslam'ı anlatacak. Müslümanca düşünebilmek ve yaşayabilmek için bildiklerimizi onlara aktardığımız gibi kendilerini de gayret göstererek öncelikle ve başta Allah'ın kitabının defaatle anladıkları dilen yazılarını okumalarını, onu ahlak edinmeyi öğrenereceğiz onları. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı bu sözün hasene olarak gösterecek ve onun gibi davranmaya yönlendireceğiz onları. Toplumun onu teşkil eden bütün fertlerin nefislerindeki değiştirmesini beklemeye de gerek yoktur. Belli miktarda insan, belli sayıda insan, belli keyfiyette bu değişikliği başarmış ise her biri toplum nazarında usvetül hasene olacak. Bu halleriyle diğer insanların da kurtuluşun İslam'a ahlak edinmede, Kur'an'a ahlak edinmede olduğunu görmelerine, bu kanaatın onlar üzerinde de etkili olmasını sağlamaya yönelinecek ve bir toplum nefislerindekini değiştirdiği için, o keyfiyete ulaştığı için de Allah-u Teala kimsenin engel olması mümkün olmayacak boyutta o toplumun halini değiştirecektir. Bize düşen iş, bizim işimiz, yapabileceğimiz iş nefislerimizdekini değiştirmektir. Halimizi değiştirmek Allah'ın işidir. Biz bize düşen işi yapalım, Allah kendine düşen işi ne unutur, ne iman eder, ne de becerememezlik yapar. Mutlak surette her şeye hakim olan Allah yaparız. Özetle, benden öğrenilmesi istenen şeylere tahsis edilen vakte sığdırılacak şekildeki cevaplarım belki herkes nezdinde çok açıklayıcı olmamakla beraber muhtasaran bu kadar olabildi. Saate riayeti de seven bir insanız. Sonunda oyu kime vereceksiniz? Hayır, ben oyunuzu halka, oyunuzu İslami yönetim istiyoruz diye veriniz. Bu oylar iptal edilecektir ama ne kadar İslami yönetim istiyoruz diye atılan oy iptal edilirse İslami olmayan düzenin iktidarı olan partiler o kadar gün tarağında oturuyor hale gelecekler. Bu sizdeki değişikliği gösterecek değil mi? Neyi verdilerse? Sayın konuşmacı Ercüment Kılıçkan Bey'e, Arif Ersoy, Süleyman Akdemir, Süleyman Karagümre, Mehmet Ekinci ve Mehmet Turan Beylere ve siz sabırlı dinleyicilere hepinize teşekkür ederiz. İyi akşamlar dileriz.